Tamahkar bir kişinin yakaladığı küçük kuş dile gelmiş ve demiş ki, beni ne yapacaksın? Adam demiş ki, kesip yiyeceğim. Kuş, benim bir lokmacık etim ne karın doyurur ne de bir derde deva olur. Ama demiş, beni bırakırsan sana 4 mühim nasihatte bulunurum. Nasihatları söylersen seni bırakırım demiş adam. Kuş da birini elindeyken, ikincisini şu ağaca konunca, üçüncüsünü de karşı tepeye varınca söylerim demiş. Peki birincisini söyle demiş adam. Kuş başlamış anlatmaya. Eline geçen fırsatları değerlendir. Fırsatlar her zaman ele geçmez. İkinci nasihatim de şudur. Elinden çıkan şeyin hasretini çekme demiş kuş. Adam üçüncüsü ne diye sormuş. Kuş karşı tepeye konunca demiş ki, olmayacak şeye, olmayacak şeylere inanma. Adam dördüncü nasihati söyle diye ısrar etmiş. Kuş demiş ki, sen ne ahmaksın. Benim kursağımda 50'şer gramlık 2 tane inci vardı. Beni kesseydin bu incilere malik olacaktın. İnci sözünü duyar duymaz tamahkar adam hemen oraya yıkılıp kalmış. Eyvah, eyvah diyerek dövünmeye başlamış. Sonra demiş ki, haydi dördüncüsünü söyle. Kuş, sen 3 nasihati hemen unuttun. Dördüncüsünü söylesem ne faydası olacak demiş. Söyle, söyle demiş. Belki bunu unutmam. Adam ısrar ediyor hala. Küçük kuş meseleyi anlamamış çünkü. Küçük kuş konuşmaya başlamış. Eline geçen fırsatı değerlendir. Elden çıkan şeye üzülme dedim. Beni önce bıraktın, sonra bıraktığına üzüldün. Olmayacak şeye inanma dedim. Etimle, kemiğimle 100 gram gelmezken kursağımda 50 gramlık 2 inci tanesi olduğuna inandın. Adam kuşu hiç dinlemiyor gibi, takılmış gibi sormuş. Dördüncü nasihati söylemeyecek misin? Kuş acı acı gülmüş. Ahma nasihat kâr etmez. Tamah yani açgözlülük insanı kör ve sağır eder. Hakikati görmeye mani olur. Kabiliyetsize öğüt vermek, kubbe üzerinde ceviz durdurmaya benzer.